Ben de öncelikle söz hakkı için teşekkür ediyorum. Ben tekrar gelen misafirlerimize hepsine hoş geldiniz diyorum. Şimdi tabii burası meclis. Halkın meclisi. Halkımız bizi bunun için gönderdi. Meselelerini, sıkıntılarını, sorunlarını konuşup çözüm aramak için gönderdi. Haliyle bizim burada bazı konuşmaları yapmamız, tartışmalarımız olağan. Ama vatandaşlarımıza sirayet edecek kadar olmamalı kesinlikle bu. Biz buradan günün sonunda meclisten tokalaşarak, gülerek çıkıyoruz. Vatandaşlarımızın bunu da bilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bizim tartıştığımız konuların onların refahı ve mutluluğu için olacakları sadece özellikle dinlesinler. Sıkıntıya, soruna sebep olacak konulardan uzak dursunlar kendileri. Şimdi tabii gündem dışı söz aldım. Arada bir şey de belirteyim. Öncelikle 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü özellikle toplumumuzda önemli bir sorun olan kadına şiddetin son bulması dileğiyle bugünümüzü bütün kadınlara kadınlar adına kutluyorum. Yine sizin söylediğiniz gibi önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı yapmış. Sonrasında da DSP Genel Başkanlığı yapmış. Rahmetli Bülent Ecevit'e rahmet diliyorum. Aynı şekilde SHP Genel Başkanlığı yapmış. Siz diğer görevlerini zaten belirttiniz. SHP Genel Başkanlığı yapmış Erdal İnönü'ye de tekrar rahmet diliyorum. Şimdi meclis üyemiz Harun Aydın'ın yengesi vefat etmiş. Bugün öğrendik. Kendisine rahmet diliyorum. Harun Aydın ve ailesine de başsağlığı diliyorum. Şimdi bir ufak bir şeyimiz var biliyorsunuz gündemimiz kayyum. Biz parti olarak zaten en başından beri bu olayın tamamına karşıydık ama bu kayyum gerekçelendirildiği özellikle Ahmet Özer noktasında gerekçelendirdiği birkaç hususunu belirtmek istiyorum. Şimdi Ahmet Özer'in hesabına kaynağı belirsiz paraların geldiği söylenmişti. İddialardan biri buydu. Yapılan araştırmanın sonucunda netleşti ki kaynağı belirsiz denilen tek bir ödeme var. O da kızının kiracısının gönderdiği ödemeler. Tamamının çok rahatlıkla bir banka dekontuyla ya da banka ekstresiyle bulunabileceği şeyin bu kadar böyle toplumda kullanılması, bir kara propaganda argümanı olarak kullanılması doğru değil. Ve bunun dün sonunda mahkemece de kanıtlanacaktır. Yine Mehmet Kaya adlı bir vatandaşla yaptığı bir görüşmede işte PKK destekçilerine destek sağladığıyla yorum yapılmış. Şimdi bakıldığında aslında Mehmet Kaya'nın da PKK ile bir ilişkisi yok. Sadece Mehmet Kaya'nın kardeşinin örgütle bir bağımlı olduğu bulunmuş. Yani bu biliyorsunuz Hammurabi yasalarında ya da çok daha eski yasalarda ancak kısas vardı. Ya bir vatandaşın yaptığı şeyi kardeşi bile bağlamıyor, babasını bile bağlayamazken böyle bir bağlantının kurulması kötü niyetli bir bağlantı. Biz bunu da anlayabiliyoruz. Yine İmralı'daki görüşmelerde gündemdeydi, söylemi yayıldı. Ya o dönemlerde Numan Kurtulmuş da gündemdeydi. Onu da mı tutuklayalım? Yani bu zamanında İmralı görüşmeleri de toplumun önünü açan, işte başa sürükleyen, götürecek görüşmeler diye lanse edilmişti. Dolayısıyla bu da geçersiz bir argüman yani. Yine Remzi Kartal'la görüşmesiyle ilgili, ben artık bir şey daha söyleyeyim. Aslında Remzi Kartal hani terörist deniyor, PKK yandaşı deniyor. Zamanında milletvekili de yapmış bu vatandaşımız. Ben yeni araştırırken öğrendim. Remzi Kartal'la görüşmesi bu konuyla ilgili gerekçelendiriliyor. Az önce de dedim, pazartesi de söylemiştim. Remzi Bey'le AK Parti'nin milletvekillerinin de fotoğrafları var. Biz o zaman onların da tutuklanmasını talep ediyoruz. Suç duyurusunu kullanabilirsiniz ya. Yine terör hükümlüsü Rojda Şenses'in konseriyle ilgili bir şey söylenmiş. Bu konseri de aslında düzenleyen Esenyurt Belediyesi değil. Bir dernek düzenlemiş ve belediye başkanı da bu konsere katılmış. Üstüne üstlük Rojda hakkında herhangi bir terör suçlaması olan bir sanatçı da değil. Bir Kürt sanatçı. Kürtçe parçaları da çok güzel okuyor. Ben kendisini de beğenerek dinliyorum. Ama kendisiyle ilgili herhangi bir şekilde kayda geçen bir terör suçlaması
ya da bir mahkeme tutanağı yok. Dolayısıyla bunların tamamı aslında anlaşılacağı üzere Profesör Doktor Ahmet Özel'i karalamak için, toplumda bir algı oluşturmak için kullanılan söylemler. Buna dikkat çekmek istiyorum. Teşekkür ederim söz verdiğiniz için.